Ülkemizde salgın görülmeye başladığı ilk günden itibaren evde kal çağrılarına destek veren vatandaşlarımız için bu zor günlerde edebiyattan güç alalım sloganıyla yazar, akademisyen ve eleştirmenlerin tavsiyelerinden de yararlanarak kitap listeleri oluşturduk. Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara hitap eden kitap tavsiyelerimiz büyük ilgi gördü. Diğer yandan salgın döneminde hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen, bu konuda tarihe bir not düşmek isteyenlere fırsat vermek amacıyla yaptığımız duyuruya karşılık çok sayıda farklı alanda eserler geldi. Bu eserleri internet sayfamızda yayınladık. Tabii biz 2020 yılını Türkiye Yazarlar Birliği olarak çok etkili ve verimli geçirmeye çalıştık. İşin sağlık kısmı bir tarafa, özellikle dijital mecrada, elektronik ortamlarda önemli faaliyetler icra ettik. Yüz yüze yaptığımız, bu mekanlarımızda gerçekleştirdiğimiz programlarımızı sanal ortama taşıdık ve dijital mecranın tüm imkanlarını en etkili bir şekilde hem genel merkez hem şubelerimiz olarak en etkili ve verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Bu yönüyle verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Değerli basın mensupları, doğrusu 2020'de iyi, güzel ve yararlı gelişmeler de yaşandı. Birliğimiz, ülkemiz, milletimiz, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız açısından önemli bir gelişme, 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kutlanacak olmasıdır. 2021 İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmasının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinin 100. yılı. Akif konusundaki hassasiyetlerini her zaman takdirle andığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olsun girişimlerimize karşılık verip bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. Haziran ayından itibaren çok önemli girişimler yaptık. Tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza ve Cumhurbaşkanlığımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konudaki taleplerimizi ve isteklerimizi yazdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin ortak önergesiyle 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm siyasi partilerimize ve bu girişime destek olan tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 1 Ocak 2021 tarihinden yıl sonuna kadar ülkemizde ve yurt dışı temsilciliklerimizde paneller, konferanslar, bilgi şölenleri, gençler için yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu yılı Türkiye Yazarlar Birliği olarak biz bir seferberlik ruhuyla en verimli, en etkili şekilde icra etmeye çalışacağız. Ve tüm kurum ve kuruluşlara da bu konuda destek olmaya, onlara da katkı vermeye çalışacağız. Kıymetli basın mensupları, Türkiye'de en fazla üyeye sahip etkili bir yazar kuruluşu olan Türkiye Yazarlar Birliği, kadim medeniyetimizin ortak değerlerini korumakla kalmayıp 42 yıllık deneyim ve tecrübesiyle bu değerleri yeniden yorumlayarak yurt dışında ve ülkemizin dört bir yanında okur yazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, kültür yayınları, paneller, sempozyumlar, şiir şölenleri, tarih, kültür, edebiyat sohbetleri, kültür kervanları, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemektedir. Bu faaliyetlerimizden biri de
ülkemize kültür, sanat, edebiyat ve fikir alanında katkı sunan eser sahiplerinin ödüllendirilmesidir. 1981 yılından başlayan ve artık geleneksel hale gelen ödüllerimizin amacı, yazarlarımızı ve eserlerini tanıtmak, bu yöndeki çalışmaları desteklemek, eser sahiplerini teşvik ve tatif etmektir. Değerli basın mensupları, 2020 yılına ait yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödül çalışmalarımızı dün tamamladık. Yoğun bir toplantılar, müzakereler sonucunda bir aylık bir çalışma, yani 2-3 aylık hazırlık aşamalarından sonra yoğun bir aylık toplantılarımız sonunda bu çalışmamız dün tamamlandı. Günümüzün önemli yayıncı, yazar, şair, akademisyen ve eleştirmenlerinden oluşan ödül seçici kurulumuz, önceki yıllarda olduğu gibi yine yazar ve sanatçılarımızın eserlerinin belirlenmesinde büyük bir hassasiyet göstermiştir. 2020 yılında ülkemizde yaşanan kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri yakından takip ederek değerlendirdik. Ödül alacak kişi, kurum ve eserleri belirledik. Bu çalışmalarımız sırasında sevindirici bir durumla karşılaştık. Salgının yıpratıcı etkisine rağmen romandan hikayeye, şiirden denemeye, televizyon dizilerinden sinemaya kadar kültür, sanat ve edebiyat alanında çok önemli yayın ve eserlerin olduğunu gördük. Her biri ayrı ayrı ödüle layık bu eserlerin sahiplerini ayrı ayrı kutluyor, başarılar diliyorum. Tabii biz tüm eserler arasından en öne çıkanları tespit etmeye çalıştık. Gerçekten birbirinden kıymetli birçok eser vardı. Ciddi anlamda zorlandığımız kategoriler oldu. Bu anlamda tespit ettiklerimiz aslında o anlamdaki, o mecradaki en öne çıkan eserler olmuştur. Bunu da bu şekilde ifade etmek istiyorum. Ödüller, yaşayan ve içinde bulunduğumuz yıl içinde eseri yayınlanmış olan bir şaire, yazara, görsel sanatlar alanında özgün çalışmaları bulunanlara verilmektedir. Ödülü bir kez alan kişiye aynı dalda tekrar ödül verilmediği gibi Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu'nda ve Ödül Seçici Kurulu'nda bulunanların eserleri de değerlendirmeye alınmamaktadır. Türkiye Yazarlar Birliği'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da tarafsız, itibarlı, saygın ve düzenli ödül olması nedeniyle kamuoyu tarafından da takdir edilmekte, yayıncılık dünyasında ise önemli bir referans kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca yönetim kurulumuzca yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları değerlendirmesi yapılırken aynı zamanda üstün hizmet ödülleri verileceklerin de isimleri belirlenmektedir. Üstün hizmet ödülleri ülkemizde ilim, kültür, sanat, tarih, edebiyat ve düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlere şükran ve minnet borcumuzun bir ifadesi olarak verilmektedir. Eser sahiplerine ileriki günlerde açıklayacağımız bir zamanda ödülleri takdim edilecektir. Bu ödüllere layık görülen özgün eserleriyle Türk kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkıda bulunan değerli yazar, bilim insanı ve mütefekkirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi de Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2020 yılının yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödüllerini kazanan isimleri ve kurumları arz etmek istiyorum. Hikaye Mustafa Şahin, Gömleği Yalnız kitabıyla, Yapı Kredi Yayınları'ndan. Şiir Suavi Kemal Yazgıç, Bütün Ayrılıklar kitabıyla, Profil kitaptan. Roman
Ayşegül Genç, Kalbin Arka Odası eseriyle Muhit Kitap'tan. Deneme, Dursun Çiçek, Benim Dağlarım kitabıyla Muhit Kitap'tan. Fikir, Tahsin Görgün, Osmanlı Düşüncesi eseriyle Tire Kitap'tan. Araştırma, Hümeyra Özturan, Etos'tan Ahlaka eseriyle Klasik Yayınları'nda. İnceleme, İbrahim Tellioğlu, Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu'nun Fethi kitabıyla Bilge Kültür Sanat'tan. Edebi Tenkit, İbrahim Kavaz, Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler kitabıyla Kesit Yayınları'ndan. Hatıra, Emine Işınsu, Kendimden Kendime eseriyle Ihlamur kitaptan. Gezi, Mehmet Mazak, Şehir Kokusu kitabıyla Yeditepe Yayınları'ndan. Tercüme, Tahir Uluç, Ahlak Sorunsalı, Batı Modernitesinin Ahlaki Eleştirisine Bir Katkı, Taha Abdurrahman'dan tercümesiyle Pınar Yayınları'ndan. Biyografi, Alim Kahraman, Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat kitabıyla Güyen Ay'dan. Çocuk Yayınları, Değerli Masallar eserleriyle Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan. Basın Fıkra, Hüzeyme Yeşim Koçak, Merhaba Gazetesi. Basın Fikir, Ahmet Doğan İlbey, Yeni Söz Gazetesi. Basın Röportaj, Hale Kaplan, Star Gazetesi. Basın Kültür Sanat, Saliha Sultan, Kültür Sanat alanındaki yayınlarıyla Karar Gazetesi. Dergi Yayıncılığı, Ay Vakti, Türk Müziği, Ubeydullah Sezikli, Evladı Fatiha'ndan Kadim Sesler, Balkan İlahileri. Halk Kültürü, Ali Işık, Konya'da Kültürel Hayat eseriyle Çizgi Kitap Evi'nde. Elektronik Yayıncılık, Fikir Coğrafyası.com. TV Belgesel, Zeynep Keçiciler, Anne Gidince, TRT Belgesel programıyla. TV Dizi, Gönül Dağı, TRT 1. Şehir Kitapları, Ekrem Özdemir, Şehir ve Modern eseriyle İdeal Kent Yayınları. Radyo programı, Mustafa Doğan Dikmen, Musikiye Dair programıyla TRT Name. Yayıncılık Kamu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. Yayıncılık Özel, Ketebe Yayınları. Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Profesör Doktor Yalçın Koç, Profesör Doktor Erol Gökhan ve Mustafa Ruhi Şirin Üstün Hizmet Ödülüne değer bulmuştur. Tüm ödül sahiplerini, kurumlarımızı yürekten kutluyorum. Biz burada 2020 yılında ön plana çıkanları tespit etmeye ve değerlendirmeye çalıştık. Ama bununla beraber belki bugün ismini açıklayamadığımız ama gerçekten takdire şayan olan tüm yazarlarımızı tebrik ediyoruz. Çalışmalarının devamını diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda onların da bizim ödül değerlendirmelerimizin yine önemli bir aktörü olacaklarını ifade etmek istiyorum. Ve 2020 yılına adım atacağımız bu günlerde de tekrar edebiyatla hayat bulalım. Edebiyatla evde kalalım. Edebiyatla, kültürle, fikirle ve sanatla yaşayalım. Edebiyat, kültür, fikir ve sanatı özümseyen insanların daha merhametli, daha nazik, daha ince olacağını düşünüyoruz. Hiçbir canlıya kıyamayacağını, hiçbir insana zarar veremeyeceğini, hele dün
yaşadığımız bir akademisyen hocamızı hınharca ruhu kararmış, vicdanı körelmiş bir insanın katlini telin ediyorum ve aynı gün yaşanan o üç sanırım vaka vardı. Bu insanların aslında edebiyattan, kültürden, fikirden, sanattan eğer nasiplenmiş olsalar bu eylemleri gerçekleştiremeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle tüm dünyanın yaşanabilir olması, huzur içerisinde, barış içerisinde olmasının da önemli bir yolunun kültür, fikir ve sanattan geçtiğini, çocuklarımıza, gençlerimize bunu özümsetmekten geçtiğini düşünüyorum. O yüzden bu zor günlerde, zor yıllarda tüm ailelere, tüm insanlara, tüm dünyaya çağrımız edebiyatla, kültürle, fikirle, sanatla ruhlarımızı yeniden inceltilip, fikirlerimizi, düşüncelerimizi kültürle, fikirle, sanatla yeniden damıtalım. Ve gerçekten bir daha böylesi olayların yaşanmamasını diliyoruz. Hem salgınlar yüreğimizi acıtıyor, hem de böylesi vakalar, acılar, dramlar yüreğimizi acıtıyor. Kadına şiddeti kınıyoruz, sokak hayvanlara şiddeti kınıyoruz, tüm evrene şiddeti kınıyoruz. Küresel bir ısınmadan, küresel bir kuraklıktan geçiyoruz. Aslında tüm bu hususlar da hassasiyetimizi kaybetmemize kaynaklanıyor. Kullandığımız her damla suyu, doğadaki her bir nesneyi en ince bir şekilde, en hassas bir şekilde kullanmalıyız. Anadolu'nun ruhuna, Anadolu'nun irfanına uygun aslında yaşadığımızda bu sorunların birçoğunun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Hepinize hürmetler, saygılar sunuyorum.